Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Umarım iyisinizdir. Çünkü dizilerin testlerine geçtik arkadaşlarım. Performansın iyi olması gerekiyor. Small testi önce çözeceğiz. Bunu zaten seni hemen ödevlendirmiştim. Konunun arkasına hemen çöz demiştim. Umarım çözmüşsündür bu soruları. Çözemediğin sorular varsa da şimdi benle beraber bu videoda çözümünü öğrenebilirsin. Ardından medium ve large testleri çözeceğiz arkadaşlarım. Ve daha sonrasında da artık limit süreklilik yoluna devam edeceğiz. Limit süreklilik türev integral diyeceğiz. Artık kitabımızın kalan konuları bunlar olacak. Çok ama çok az kaldı arkadaşlarım. Matematikte anlatması en keyifli, matematikte daha doğrusu benim için böyle, matematikte anlatırken en keyif aldığım bölümler limit süreklilik türev ve integral bölümleri arkadaşlarım. Umarım size de o keyfi çok güzel bir şekilde aktarabileceğimi düşünüyorum. Dedik ve hadi gelin birlikte small testimizi şimdi güzelce çözelim. Evet, ilk sorumuza da dilerseniz şöyle yakından bakalım. Evet, şimdi sevgili gençler, ilk soruda demiş ki bize bir dizi verilmiş. Bu dizinin tam sayı olan terimlerinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Bu tarz bir soruyu konu anlatım kısmında da çözmüştük. Peki nasıl yapmıştık? Şöyle, şimdi n'nin burada iki katı var. O zaman -1'in de iki katı olmasını istiyorum. Yani 2n-2 olsun istiyorum ama artı 15 vardı, o nasıl olacak? Şu şekilde, sen buraya 17 eklersen eğer burası yine artı 15 olacaktır. Böylelikle sen bunu n-1'e böleceksin tekrardan. Ve 2n-2 bölü n-1, daha sonrasında artı 17 bölü n-1 diyeceğiz arkadaşlarım. Hadi diyelim bunu. Bakın 2n-2'yi n-1'e bölerseniz 2 gelir. Artı bir de yanında 17 bölü n-1'imiz var. Şimdi burada şanslıysak eğer burası asal olur. Şanslı değilsek asal olmaz. Asal olmasa da dert değil, sıkıntı yok arkadaşlarım. Şimdi burada bunun tam sayı olan terimlerini istiyor. 2 zaten bir tam sayı. Ben bu tam sayının üzerine ancak bir tam sayı eklersem, bakın şu kısmın tam sayı olması gerekiyor. Tam sayı eklersem sonuç bir tam sayı çıkacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, burada n-1'in ne olması lazım? 17'nin tam bölenleri olması gerekiyor. Yani -17 olabilir veyahut -1 olabilir, 1 olabilir, bir de 17 olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, n-1 bunlarsa n dediğimiz değerler -1'i karşıya atarak bulursunuz. Ya -16'dır, ya 0'dır, ya 2'dir, ya da 18'dir arkadaşlar, tamam mı? Tabii n dediğimiz değerler dizinin tanımından kaynaklı, biliyorsunuz siz de, pozitif doğal sayı olmak zorundaydı. Pozitif tam sayı veya pozitif doğal sayı fark etmez, ikisi de olur. -16 ve 0 bu tanıma uymadığı için sadece 2. ve 18. terimler tam sayıymış. Bu dizinin tam sayı olan terimlerinin toplamı sorulmuş bize. O halde arkadaşlar ne yapacağız? 2'yi götüreceğiz şurada veya şurada yerine yazacağız. Şunu da yazmak daha basit. 2 artı 17 bölü 1'den 17 gelir. Bu 19 yapar. Bir de sevgili arkadaşlarım 18'i yerine yazacağız. 2 artı 17 bölü 17'den 1 gelir. 2 artı 1 de 3 yapar. Bunların ikisinin toplamı bize 22'yi verir. Doğru cevabımız da E seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum ikinci soruyla. 3n artı k bölü n artı 2 dizisi nasıl bir diziymiş? Sabit bir diziymiş. Buna göre A2023 ile k'nın toplamı kaça eşittir diye soruluyor. Sabit dizi ise n şartı aranıyordu. N'lerin katsayıları oranı eşittir sabitlerin katsayıları toplamı oranı. O halde 3 bölü 1 eşittir k bölü 2 diyoruz. İçler dışlar çarpımından k buradan kaç gelir? 6. Yani şu kısım 6'ymış arkadaşlar. Ve bu 3 bölü 1 k bölü 2 bizim aslına bakarsanız dizimizin kendisine eşit, yani 3'e eşit. Yani sabit dizimiz eşittir 3'müş arkadaşlar. Çünkü üst taraf 3n artı 6, alt taraf n artı 2, oranlarsanız zaten 3 geleceğini görürsünüz. Pekala, madem an eşittir 3, o zaman a1 de 3'tür, a8 de 3'tür, doğal olarak a2023 de 3'tür arkadaşlar. Yani şurası da kaçmış? 3'müş. 3 ile 6'nın toplamı soruluyor. Doğru cevap D seçeneğiydi. Devam 3. soru. İlk terimi 5 ve ortak farkı 3 olan aritmetik dizinin 6. terimi sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım A1'i vermiş 5 diye, R'yi vermiş 3 diye. Neyi soruyor? A6'yı soruyor.
Pekala, ben A6'yı şu şekilde bulabilir miyim? A1'in üzerine hocam 5R eklersek 6. terimi buluruz, değil mi? A6 o halde eşittir. A1 bakın 5'ti. 5R de 5 kere 3'tür. Şurası sevgili arkadaşlarım 15 yapar. 15'in üzerinde 5'e eklerseniz A6 ortaya çıkacaktır. Doğru cevap da 20 olacaktı. Yani cevap A seçeneğiydi. Dördüncü soru. İlk terimi 7. Bakın A1 eşittir 7. Ortak farkı yani R'si de 8 olan aritmetik dizinin genel terimi sorulmuş. Ben aritmetik dizilerin genel formülünü nasıl buluyordum? An eşittir birinci terim artı n eksi 1 çarpı r biçiminde buluyordum. A1 7 idi. N eksi 1 n eksi 1 olarak kalacak çarpı r'miz de 8'di. İçeri dağıtırsanız bu 8'i 7 artı 8n eksi 8 yapar. Bu da arkadaşlarım 8n eksi 1'e eşittir. Bakın bu da bizim aritmetik dizimizin genel terimini vermiş olur. 8n eksi 1 cevap olacaktı. Yani cevap C seçeneğiydi. Ve devam ediyorum 5. soruyla. İlk n terim toplamı Sn eşittir n kare artı 5 formülüyle verilmiş bir dizi var arkadaşlar. Bu dizide 7. terim kaçtır diye soruluyor. 7. terimi bulabilmek için ben ilk 7 terim toplamından ilk 6 terim toplamını çıkarmam gerekiyor. Böylelikle 7. terimi bulabilirim. O halde S7'yi bulabilmek için önce n gördüğümüz yere 7 yazacağız. 7'nin karesi 49. Şurada yerine yazıyoruz. 7'nin karesi 49 artı 5. Bakın kaç yapar? 54. Eksi S6'yı bulmak için en gördüğümüz yere 6 yazacağız. 36 artı 5 dedik. Bu da arkadaşlarım 41 yapar. 54'ten 41'i çıkarırsak 13 gelir. Demek ki A7 kaçmış? 13'müş deriz. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim 6'ya. Demiş ki bize AN'i sanki parçalı tanımlı fonksiyon gibi vermiş. A3 artı A5 artı A8 soruluyor arkadaşlarım. A3'ü bulmak için 3 sayısı tek olduğu için n tekse bakın onu burada yerine yaz demiş. Yani 3'ü burada yerine yazarsanız 9 gelir artı 5 de tek olduğu için 5'i de burada yerine yazacağız. 5'in karesinden 25 gelir artı 8 çift olduğu için ve çiftse burada yerine yaz demiş. 8 artı 3 de 11 yapar. Bunların toplamı isteniyor. Bakın şurası arkadaşlarım 34. 34'e 11 eklerseniz doğru cevap karşınıza çıkacaktır. Doğru cevap 45'tir deriz. Yani cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Geçtim 7'ye. AN bir aritmetik diziymiş. Buna göre A5 artı A12 artı A19 bölü A11 artı A13 işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Öncelikle 12 sayısına 7 birim uzaklıkta bir 5 var bir de 19 var zaten. Demek ki şu ikisinin toplamı eşit uzaklıkta olduğu için bu ikisinin toplamı zaten 2 tane A12, yani A12'nin 2 katına eşit. A12'den 2 tane var, bir tane de burada vardı. O halde bizim pay kısmımız aslında 3 tane A12'ymiş arkadaşlar. Bölü alt kısımda da 11. terimle 13. terimin toplamı aslında 11 ile 13'ün tam ortasında bir 12. terim var. 12. terimin yine 2 katına eşit. Yani 2 tane A12 diyeceğiz. Cevap bu. A12'leri götürürseniz karşınıza da tam net bir cevap çıkacaktır. Cevap 3 bölü 2'dir. Yani cevap D seçeneği olacaktı. Geçtim 8'e. AN bir aritmetik diziymiş. 3. terim 4. 4. 5. ve 6. terimlerin toplamı da 60 olduğuna göre AN dizisinin ortak farkı kaçtır diye soruluyor. Bakın çok basit. A4 dediğimiz terim A3'ün sevgili arkadaşlarım R fazlasıdır. A5 dediğimiz terim A3'ün 2R kadar fazlasıdır. A6 dediğimiz terim de A3'ün 3R kadar fazlasıdır. Şimdi ben bunların hepsini toplayacak olursam A4 artı A5 artı A6 gelir ki bunun 60 olduğunu dile getirmişti zaten. Eşittir. 3 tane A3, A3 de 4'tü bakın. 3 kere 4'ten 12 gelir. Artı R, 2R, 3R daha 6R yapar. Buradan 6R eşittir. 12'yi karşıya sallarsanız 60'tan 12'yi çıkardınız. 48. 6R 48 ise R tabii ki burada kaçtır arkadaşlarım? 8. Bizden ne istenmişti? Ortak fark. Yani R istenmişti. O halde cevabımız 8'dir deriz. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Ve 9. soru bu sayfadaki son soru aynı zamanda. Bir top yere bırakıldığında düştüğü yüksekliğin 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Buna göre 243 santimetre yükseklikten bırakılan bir top
dördüncü zıplamasında kaç santimetre yükselir diye soruluyor. Bakın yere bırakıldığı yükseklik 243'tü. Birinci kez zıplarsa sevgili arkadaşlarım, birinci kez zıpladıktan sonra bunun 2 bölü 3'ü kadar yükselecek. Ve artık bu noktadan itibaren yükseldi durdu ve artık buradan itibaren düşecek. Yani bu yükseklikten düşecek. O yüzden birinci zıplamadan sonra ikinci zıplamanın ardından bunun 2 bölü 3'ü kadar. Üçüncü zıplamanın ardından bunun 2 bölü 3'ü kadar. Ve dördüncü zıplamanın ardından da bunun 2 bölü 3'ü kadar daha yükselecek. İşte cevap bu. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 81 yaparsa 243'ü 81'e bölerseniz 3 gelir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 16'dır. 16 ile 3'ü çarpınca cevap ortaya çıkar. Doğru cevap 48 olacaktı. Yani cevabımız E seçeneğiydi sevgili gençler. Böylelikle 110. sayfamızı bitirdik. Ve 111. sayfamıza geçtik. AN bir geometrik dizi olduğuna göre bize deniliyor ki geometrik dizi, bakın unutmayın, A6 ile A8'in çarpımını A7'nin karesine böl. Şimdi aritmetik dizi ile alakalı buna benzer örnekleri bir önceki sayfada çözdük. A7 terimine, yani 7. terime eşit uzaklıkta bulunan iki tane terimin çarpımı var. A6 ile A8, bunların çarpımı A7'nin karesidir arkadaşlarım. Alt kısımda da A7'nin karesi olduğu için doğru cevap kaç olacak? 1 olacaktı. Yani cevap C seçeneğinde verilmiş. 11. sorumuz, x bir tam sayı olmak üzere bir geometrik dizinin ardışık ilk 3 terimi sırasıyla x artı 2, 2x artı 3 ve 3x'tir denilmiş. Bu dizinin 4. terimi soruluyor bize. Eğer bunlar bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi ise şu terimle şu terimin çarpımı ortadaki terimin karesine eşit oluyordu. Demek ki x artı 2 ile 3x'i çarpınca arkadaşlarım neye eşit olacakmış? 2x artı 3'ün parantez karesine eşit olacakmış. Hadi şunu içeri dağıtalım. 3x kare artı 6x eşittir 2x'in karesi 4x kare, 3'ün karesi 9 artı 2 çarpı 1. çarpı 2. derseniz 12x gelir. Buradan şuradaki 3x kareyi aldım ve karşıya attım. Burada sadece x kare kaldı. Dolayısıyla yazıyorum x kare. Bakın 6x'i de 12x'in yanına atarsak artı 6x kalacaktır burada. Çünkü 12x eksi 6x'ten gelecek bu. Artı 9 eşittir 0 dedim ve karşıma güzel bir ifade çıktı. Bu güzel ifade ne arkadaşlarım? Neden güzel? Çünkü bu x artı 3'ün karesidir. Eşittir 0 dedik. X artı 3'ün karesi 0 ise x tabii ki burada kaçtır? Eksi 3'ün ta kendisidir. Şimdi o halde bakın şurası neymiş? Eksi 1. Şurası ne olur arkadaşlarım? 2 kere eksi 3. Eksi 6, 3 ekledim. Eksi 3 olur. Şurası da eksi 9 olur. Demek ki sevgili arkadaşlarım ilk terimimiz demeyelim de. Gerçi ilk 3 terim demiş. İlk terimimiz eksi 1. Diğerini bulurken 3 ile çarpıyoruz. Bunu bulurken 3 ile çarpıyoruz. O zaman 4. terimi bulmak için de bunu 3 ile çarparım. Ve 4. terimin eksi 27 olmasını gerektiğini söylerim. Bana zaten 4. terim sorulmuştu. Cevap eksi 27'dir. Yani cevap B seçeneğidir derim. Geçtim 12'ye. 4ABC16 bir geometrik dizinin ardışık 5 terimidir. Buna göre A çarpı B çarpı C aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlarım 4, A, B, C ve 16'mız mevcut. Eğer ki ben buna 1. terim dersem ve buna 5. terim dersem, ben 1. terimle R üzeri 4'ü çarptığım takdirde ancak 5. terimi elde edebilirim. O halde arkadaşlar 4 ile R üzeri 4'ü çarpınca A5 yani 16'yı verecekse bana, burada R üzeri 4 dediğimiz ifade tabii ki de 4'ün ta kendisidir. O halde R kaçtır? Tabii ki kök 2'dir. Çünkü kök 2'nin 4. kuvveti 4 yapar. Pekala. Şimdi A'yı nasıl bulurum ben? Bununla kök 2'yi çarparız hocam. 4 kök 2. Bununla kök 2'yi çarparsam B'yi bulurum ki 8 yapar. Bununla da kök 2'yi çarparsak 8 kök 2 yapar. Bizden istenen şey A çarpı B çarpı C, yani 4 kök 2 çarpı 8 çarpı 8 kök 2 istenmiş. 4 çarpı 8 çarpı 8'e bakalım önce. 8 kere 8 64 yapar. 64 ile 4'ü çarparsanız 256 gelir. Bir de çarpı diyorum. Buradaki kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2 yapar. 256 kere 2 de 512'yi verir bize. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 12. sorumuzu da çözdüğümüze göre geçtik 13'e. Genel terimi AN olan bir geometrik dizide
A10 kök 3'müş ve A14 9'muş. Buna göre dizinin 6. terimi soruluyor bize. Bakın arkadaşlar, 10. terim, 14. terim, bize sorulan 6. terim. Dikkat edin buraya. Şu kök 3'müş, bu 9'muş. Bize bu soruluyor. Buna da x diyelim madem öyle. Şimdi ben şu terimle şunu çarparsam kesinlikle şunun karesini verir diyeceğim. Sebep? Çünkü onun 6'ya olan uzaklığı da 4 birim. Onun 14'e olan uzaklığı da 4 birim. Yani şununla şunun çarpımı bize şunun karesini vermek zorunda. O halde 9x diyorum. Eşittir. Kök 3'ün karesi kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. O halde burada x eşittir 3 bölü 9 gelir. Ve sevgili arkadaşlarım, 3 bölü 9 da bildiğiniz üzere 1 bölü 3'ün ta kendisidir. Doğru cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve devam. 14. soru. AN dizisi için AN kendinden bir önceki terimden 2 fazlaymış arkadaşlar ve A1 de 2'ymiş. Buna göre K eşittir 1'den 20'ye kadar AK'ların toplamı. Yani ne demeye çalışıyor? A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 A20 demeye çalışıyor aslına bakarsanız. Peki bu mantığı anladık, burayı yazdık. Şimdi A1'in 2 olduğu bilgisini verilmiş. Bak şimdi A2'yi bulmak için ben ne yaparım? A2 eşittir A1 artı 2 olmaz mı? Yani ne demiştik zaten? Her terim kendinden bir önceki terimden 2 fazla. O zaman bu 4 olur. E hocam bu da 6 olur. Evet, güzel. Bu şekilde devam eder. Dikkat ettiysen indislerin 2 katı oluyor bak. İndislerin 2 katı, indislerin 2 katı. O zaman A20 kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 40'tır. İşte bizden istenen şu 2 artı 4 artı 6 artı nokta 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 40. Bunları topla. E sen bunu iki parantezine alırsan şurada 1 kalır. Şurada 2 kalır. E şurada 3 kalır hocam. Nokta nokta nokta. E şurada da tabii ki 20 kalır. Şimdi artık gönül rahatlığıyla 2 çarpı 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl bulunuyorduk? 20 çarpı 21 bölü 2 diyorduk. E burada ikiler birbirini götürürse ki zaten 2 artı 4 artı 40'a kadar olan sayıların toplamını sen çift sayıların toplamı formülü de bulabilirsin. N çarpı N artı 1, ki zaten o geldi şu an karşımıza. Bunları da çarparsanız tabii ki 420'nin ta kendisini bulursunuz. O halde doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve 15. soru. AN'in bize genel terimini vermiş bir geometrik diziymiş, bakın 3 üzeri n artı 1 biçiminde. Buna göre A5'in A4'e oranı bölü artı A3'ün A1'e oranı sorulmuş. Bakın şimdi burada şuradaki sayı, şuradaki tabandaki sayı bize sevgili gençler neyi veriyordu? Geometrik dizinin ortak çarpanını veriyordu. Yani R'miz burada 3'müş. İki tane çözüm yolu sunalım. Birinci çözüm yolunu sunuyorum. R'yi bulduktan sonra A5'in A4'e oranı R'dir. A3'ün A1'e oranı R karedir. R3'tü. 3 artı 9'dan cevap 12'dir diyebilirsin. Tamam mı? Bu cepte. Bir de şunu yapabilirsin. Direkt yerine yazabilirsin. Bak, A5 dediğimiz şey 3 üzeri 5 artı 1'den 6'dır. A4 de 3 üzeri 5'tir arkadaşlar. Artı A3 dediğimiz şey 3 üzeri 4'tür. Yerine yazdığınız takdirde A1 de 3 üzeri 2'dir. E şurayı oranlarsanız 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 5'e böldüğünüz takdirde 3 gelir. 3 üzeri 4'ü 3 üzeri 2'ye böldüğünüz zaman da 3'ün karesi gelir. Ve toplamı yine 12 yapacaktır. Matematikte cevap şaşmaz ama çözüm yöntemleri değişebilir tabii ki. 16. ve bu testin son sorusu. AN 1 bölü 3 ve BN 1 bölü 9'muş. Yani arkadaşlarım ne demek bu? İkisi de birer sabit dizi demek. Tamam. Pekala. Şimdi üst tarafa bakalım. A1, A2, nokta 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 A30 demiş. Yani burada 30 tane terim var. Bunların her biri 1 bölü 3 arkadaşlar. Her biri 1 bölü 3. O zaman 30 tane 1 bölü 3 var yukarıda. Yani 30 kere 1 bölü 3, 30 bölü 3'ten 10 yapar. Pay kısmımız 10 bölü. Şimdi alt kısma bakıyoruz. B4'ten başlamış. B5, B6, B7, B48'e kadar. Peki 4'ten 48'e kadar kaç tane terim var? 48 eksi 4 artı 1 tane. Yani 45 tane terim var. Ve bu 45 terimin her biri 1 bölü 9 arkadaşlar. Çarparsanız 45 bölü 9'dan 5 gelir. Demek ki alt kısmında ne varmış? 5 varmış. Doğru cevap 10 bölü 5, yani 2'dir deriz. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet, şöyle
İki sayfamıza da uzaktan bakalım. Böyle sakin sakin çözüp fullemek ayrı bir güzel oluyordur. Bence sen de böyle bir şeyler yapmış olabilirsin. Ben sana inanıyorum, ben sana güveniyorum. Sonuç olarak her zaman söylüyoruz. Hedefimiz yukarıda yazıyor. Hedef full matematik arkadaşlar ve daima ve daima bu hedef için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Şu an saat gece 01.30. Ben bu videoyu sizler için çektim. Bir video daha çekeceğim. Öyle uyuyacağım. Allah izin verirse. Şu an hala çünkü uyanığım yani enerjim var. Bir video daha çekeceğim ve o şekilde uyuyacağım. Umarım sen de benim videoları izlerken veyahut matematik soruları çözerken benim gibi düşünüyorsundur. Şu testi de çözeyim, öyle uyuyayım. Veya şu iki soruyu da çözeyim de kafamı öyle yastığa koyayım diyorsundur inşallah. Çünkü bunu dersen ancak başarılı olursun. Hayat her zaman böyledir. Bir şeylerden vazgeçmen gerekiyor ki ondan daha büyük şeyler kazanabilesin. Hayatın aslında özetidir bu. Gençler, kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.